Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buffett mi Gomis'in Instagram'da yaptığı açıklama da hazır şimdi. Onu da okuyalım bir kez daha değerli seyirciler. Okan Hoca Perşembe günü geldi. Barış Alper oyuna girdi. Ben girmedim. Dolayısıyla da burada bir kariyer düşünmüyorum demiş Gomis. Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum. Oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısımsa soyunma odası konuşmaları. Onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz diyor Buffett'in mi Gomis. Şimdi Dursun Özbey'in de Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in de maç sonu açıklamasını Gomis'le ilgili bölümünü ekrana getirelim değerli seyirciler. Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Benim daha önceki başkanlık döneminde kendisinin transferini ben yaptım. Galatasaray'da hep uzun süre hizmet etti. Fakat dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Çıkışını yadırgadım. Kendisiyle de konuştum. Burada sahadaki patron Okan Hoca. Buffett niye böyle bir davranış biçimi sergiledi? Doğrusu pek hoş bir davranış biçimi değildi. Tabii bu yönetim kurulu önümüzdeki hafta gelecek. Yönetim kurulunda bunu etraflıca konuşacağız. Bu konudaki yorumunuzu alalım, başlayalım Tarık Üstün. Ya şimdi Gomis tabii ki yapmış olduğu Instagram'dan kendi hesabından yapmış olduğu açıklamada bir şey dememiş ki. Sırt ağrılarım var. Ondan sonrası şey konuşmaları demiş yani. Soyunma odası konuşmaları ya da hocanın odasında yapmış olduğu konuşmalar. Peki doğru değil mi? Okan Hoca'ya gelmiş demiş ki oynamak istemiyorum demiş oyuncu. Düşünsene senin en çok takımın en çok ihtiyaç duyduğu bir maçta gelip ben bundan sonra oynamıyorum demişsen bu bir olaydır, bir vakadır bu. Bundan sonraki maçlarda oynamıyorum dedi Okan Hoca, ben yanlış mı duydum? Evet. Başkan da aynı şeyi söylüyor. Yönetimin önüne de gelecek bu diyor. Önüne gelecek ve karar vereceğiz diyor. Yani bir profesyonel futbolcunun sakat olmasını anlayabiliriz. Hatta kapris yapmasını bile anlayabiliriz. Yapabilir oyuncu kapris. Ama kadroda durur, sahanın içine girdiği zaman işini yapar. Yapmadı mı Buffett'in bir komisi? Sezonun ilk maçlarında. Hatta çıkıp demedi mi ben ikinci adam olmam buralarda diye. O zaman Gomis'in o açıklamasını ekrana getirelim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Gomis açıkladı. Bundan sonra oynamayacağım. Galatasaray'ın Vavakars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Gomis ile ilgili kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi. Okan Buruk: Gomis, Alanya Spor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek açıklamasını yaptı. Dursun Özbek: Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse herkes saygı duyacak. Yönetim kurulunda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum açıklamasını yaptı. Peki dostlarım, bu konuda sizin fikriniz nedir? Gomis hakkında nasıl karar alınmalı? Icardi'den de kaçan penaltı için açıklama geldi. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Vavakars Fatih Karagümrük maçında kaçırdığı penaltı ile ilgili açıklama yaptı. Karşılaşma sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Icardi, kötü bir karar, belki sonucu değiştirirdi, belki de değiştiremezdi. Galatasaray taraftarından özür diliyorum açıklamasını yaptı. Sacha performansı Galatasaray'a yetmedi. Sarı kırmızılı takımda bu sezon etkili bir grafik çizen Sacha Boy, oyunuyla taraftarın beğenisini kazandı. Kerem'in golünün asistini yapan Fransız savunma oyuncusu, mücadelenin son dakikalarında beraberliği getiren golü kaydetti. Fransız oyuncu sağ bekte 90 dakika boyunca bir an olsun durmak bilmedi. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında fileleri havalandıran Boy, takımının 3 puana ulaşması için büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamlayan Sacha Boy'un performansı galibiyeti getirmeye yetmedi. Maçın ardından konuşan Boy, böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Beşiktaş maçına konsantre olacağız. Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz yorumunu yaptı.
Galatasaray'da Okan Buruk da rekoru kaçırdı. Cimbom son olarak ligde iç sahada oynadığı Trabzon karşılaşmasının 13. saniyesinde kalesinde gol görmüştü. Galatasaray sonrasında ise evinde ağırladığı Kasımpaşa, Adana ve Kayseri mücadelelerinde rakiplerine geçit vermedi. Ancak Sarı Kırmızılar dün akşam 375 dakikanın ardından kalesinde 23 dakikada 3 gol gördü. Galatasaray'ın yerli teknik adamları arasında iç sahada üst üste en fazla maç kazanan hocası olmak isteyen Okan Buruk, Coşkun Özarı'nın 1978-79 sezonundaki 10 maçlık serisini Kayseri Spor zaferiyle yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı, Karagümrük mücadelesinde de kulüp rekorunu paylaşan Fatih Terim ve Gündüz Kılıç'ın 11 maçlık serisini yakalama şansını kaybetti. Eğer Okan Buruk dün akşam sahadan zaferle ayrılsa, Beşiktaş deplasmanı sonrasında Başakşehir'i devirseydi rekora ortak olacaktı. Galatasaray'ı evladı durdurdu. Galatasaray altyapısından yetişen ve Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Batuhan Şen kalesinde devleşti. Sabah gazetesinin haberine göre 3-3 berabere sona eren Galatasaray Karagümrük maçı öncesi sakatlığı bulunan ve dün iğneyle müsabakaya çıkan 24 yaşındaki kaleci gelen 9 şutun 6'sını çelmeyi başarıp maçın oyuncusu seçildi. Daha önce 1461 Trabzon ve Menemenspor'da kiralık oynayan Batuhan geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan Karagümrük'e 1 yıldına kiralanmıştı. Batuhan Şen'in 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi var. İşte yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi. Levent Üzemen. Saçavoy'un attığı beraberlik golü Galatasaray'a belki bir puan kazandırdı. Bu puan şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle Fenerbahçe maçında 0 asistle oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. Galatasaray eğer 3-1 yenik duruma düşmüş ve sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı Icardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir. Okan Hoca'nın Galatasaray'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır. Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı mükemmel bir vuruşla gole çevirmişti. Topun başına Icardi'nin geçmesi tamamen fanteziydi ve Okan Buruk müdahale etmeliydi açıklamasını yaptı. Necati Ateş. Maç beklediğimiz gibi geçti. Karagümrük'ün her maçı seyir anlamında keyif veriyor. Bu tarz bir maçı herkes bekliyordu ancak kimse 3-1 öne geçmesini beklemiyordu. Cagney'in golüne kadar Karagümrük Galatasaray kalesine gitmedi. Nelson'un da ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. Cagney çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen yakalayamadı. Galatasaray golden sonra inanılmaz şekilde oyundan düştü. Sabah Adekugbe'yi resmen felç etti. Kerem de yardıma gelmeyince Sabah ilk yarının oyuncusu oldu bana göre. Adekugbe hiç karşılık veremedi. Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniola yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım. Çünkü Okan Hoca'nın risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum. Açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.